Aslında bir yaz günü Acun'la oturduk konuşuyorduk. Acun'un kendine has bir uslubu vardır. Başkan dedi, Mesud'un sözleşmesi Ocak ayından itibaren, yani seneye bitiyor. Ocak ayından itibaren de önümüzdeki sene için imzalayabilir dedi. Arsenal'le sözleşme yenilemeyecek gibi gözüküyor dedi. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'yi kazandıralım ben bu konuya çok sıcağım dedi. Ben de dedim ki yani kazandıralım kazandırmasa da nasıl kazandıracağız? Biz mali şartları nasıl karşılayacağız? Çok güzel, keyifli, hava güzel, denizdeyiz, ortam hoş, güzel şeyler konuşuyoruz da. İşte demin dediğim hayal etmenin, arzu etmenin, gerçekleşmenin yarısı dediğim konu buydu. Acun dedi ki Mesut sadece bir futbolcu değil. Müthiş bir ticari potansiyeli var. Biz bunu bir şekilde kulübümüzün gücüyle yapabiliriz dedi. Ben dedim ki gelecekse keşke Ocak ayında gelse. Haziran'ı beklemeyelim. Ocak ayında da bir ihtimal olabilir. Böyle konuşuyorduk. Ya dedi ki ben dedi birkaç ay sonra yeni bir yatırım açıklayacağım. Eksen Dijital Platformu. Ben bunu dünyaya yaymak istiyorum. Eksen Dijital Platform'daki Türk dizilerini dünyaya yaymak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türk dizileri son dönemlerde ihracat rekorları kırıyorlar. Bu benim hedefimi yakalamamda, hedefime ulaşmamda Mesut'un da çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Başkan dedi. Büyük düşünelim dedi. Biraz gülüştük. Tamam dedik, konuşuruz dedik. Bir iki ay sonra Kasım ayında işler yavaş yavaş somutlaşmaya başladı. Bu aslında bir fikir cimnastiğinden gerçeğe dönmek üzere olan bir sürecin başlangıcıydı. Mesut, Kasım ayında Erkut'la görüştük. Erkut burada. Mesut'un dostu, kardeşi gibi yakın. Avukatı, menajeri, mentörü, her, her şeyi. İsviçre şakısı gibi Mesut için. Şimdi Erkut'la konuştuk. Ve bu konuşmanın devamında bu transferin gerçekleşmesinin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Niye inandım? Çünkü bu görüşmede Mes Erkut dedi ki, Mes biliyorsunuz dedi, hepimiz biliyoruz dedi. Mesut bir gün kariyerinde Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Ve bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Ve şu an bir fırsat doğuyor. Ve inanın finansal konular kesinlikle öncelik değil kısa zamanda görüşmemize fayda var dedi. 8 Aralık günü Samandra'dan bir röportajım olmuştu. Bu konuya girmeyecektim. Günlük hayatımızda ne konular var? MHK, hakemler işte onları konuşurken bu soru soruldu. Ben de o zaman gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur demiştim. 8 Aralık günü biz aslında Samandıra'dan havaalanına gittik. Ve Londra yolculuğumuz başladı. Mesut'la görüşme yolculuğumuz aslında o röportajdan sonra başladı. Biraz evvel Eda'nın sesini duydunuz. Sık sık da duyabilirsiniz bugün. Ve biz Londra'ya yola çıktık. Hatta yöneticiler, ben, Emre, Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki Biraz mümkün olduğu kadar e, bilinmesin, duyulmasın istediğimiz için. Londra'ya vardık. Ben Arslan Wenger'le bir görüşme yaptım. Mesut'u sordum. Tabii Mesut'un sağdaki hünerlerini sormamıza gerekiyor. Bugün Mesut nasıl dedim. Sakatlığı var mı? Fit mi? Soyunma odasında nasıl? Sağda nasıl? Hani bize gelir, şimdi bunu söylemem ama hani tepeden bakar mı? O kadar olumlu geri bildirimler aldım ki Arslan Wenger'den ona da burada teşekkür ediyorum. Sonra Sayın Wenger'i Erol Bulut Hoca'yla ile telefonda görüştürdük. O da soracağı soruları sordu. Çok da faydalı bir görüşme oldu bizim için. 10 Aralık Perşembe günü yine Londra'nın dışında bir yerde bir dostumuzun evini tercih ettik. Orada da pandemi koşulları var. Kimse duymasın bilmesin. Aslında zamanında Arsenal'in büyük transferleri yapıldığı bir evdeydik. Orada Mesut'la tanıştık. Mutlu Mutlu'yla tanıştık. Erkut'la zaten bir vardı. Ben Sayın Selahattin Banki Kaptan Acun Ulucalı... oturduk, konuştuk, dertleştik. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Konuşmamız sırasında Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayallerinden bahsetti. Ve bunun için kesinlikle ve kesinlikle maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Ve işte burada iş dönüşü olmayan bir yola girdi. Londra dönüşü hepimiz kendi yerlerimizde, mekanlarımızda işte Londra'sı, Almanya'sı, İstanbul'u var. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi, transferin detayları netleştirildi. Transferin gerçekleşmesi için Mesut ile Kulübü Arsenal'in arasındaki tamamlanması gereken tüm süreçler tamamlandı ve bugün huzurlarınızda karşınızdayız. Kısacası daha düne kadar gerçekleşmesi bir rüya olarak görünen hatta bazı tarafından kesinlikle imkansız, mümkün olamaz diye görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi ve dahasını da üstüne basarak söylüyorum. Geçmişte de transferlerimiz oldu. Oge olmaz. Bu belki dünya futbolunda kariyeri bu kadar yüksek olmasa da büyük isimleri olamaz dendiği zamanlarda Fenerbahçe kendi imkanlarıyla, büyüklüğüyle bunu gerçekleştirdi. Aslında Fenerbahçe Leyne pek çok şey sıralandı, yan yana geldi. Bunun transferin gerçekleşmesi. Neydi onlar? Bir daha özetleyeceğim. Kariyerinde bir gün çocukluk aşkı olan Fenerbahçe'de oynama arzusu. Ailesiyle beraber birlikte Türkiye'ye yaşama isteği, Türkiye özlemi. Bu arzusunu gerçekleştirmek için finansal anlamda yapmış olduğu özveri ve finansal konuları öncelik yapmaması. Özverisi ve bu konuları öncelik yapmaması. İnanın bizden çok daha iyi teklifler var önünde. Bu transferin böyle bir dünya yıldızının bonservissiz kulübümüze gelebilme imkanı. Mesut'un Arsenal'deki durumu ve bu durumundan mutsuzluğu. Acun Ulucalı ile olan yakın dostu. Acun Ulucalı'nın Fenerbahçeli olması ve kendisinin eksen platformunu kurma zamanlaması yani tarihi ve bu platformu ve Türk dizilerini dünyaya tanıtma hedefi hepsi yan yana geldiğinde tüm bu şartlar bu şartların zamanlaması bir araya geldiğinde Fenerbahçe loyuna oluşan büyük bir fırsat ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle gerçekleştirilen bir transfer oldu bu.